Gayri safi milli hasıladan kişi başına düşen gelir 44 bin dolar. Erkekler yaşam beklentisi 79, kadınlarda 83 sene. Yani Türkiye'de bu 77-75, kadınlar 2 sene daha uzun yaşıyor. Kişi başına düşen toplam sağlık harcaması yaklaşık 5 bin dolar. Gayri safi milli hasıladan %10'u sağlık harcamalarına kullanıyor Almanya. Almanya'da tıpta uzmanlık eğitimi nasıl oldu? Türkler de, diğer yabancılar da Almanya'ya gitmeye başladı. Nasıl bu kadar revaçlı oldu? Aslında 1990 yılında Almanya birleştikten sonra tarihte kavimler göçü olarak gördüğümüz göç dalgasının aynısı Almanya'da tekrarlandı. Tarih dersini hatırlarsınız. Birinci kavimler göçünde Hunlar Cermenleri batıya doğru sürünce Cermenler de diğer kabileleri batıya doğru sürmüştü ve bugünkü Avrupa haritasının temelleri atılmıştı. Doğu ve Batı Almanya birleştiğinde de Batı Almanya ekonomik açıdan daha zengin, daha güçlü olduğu için, Doğu Almanya daha yetersiz kaldığı için doğudan batıya doğru büyük bir iş gücü akımı oldu. Alman doktorlar da, Alman tıp doktorları da İsviçre'ye, Avusturya'ya, Amerika'ya ve İngiltere'ye gitmeye başladı. Neden? Çünkü İsviçre'de, Avusturya'da Almanya'ya göre maaşlar daha yüksek. Avrupa Birliği'nde serbest dolaşım hakkı tanındı tıp doktorlarına. Bu yüzden birçok Alman doktoru İsviçre'de ve Almanya'da çalışmaya Avusturya'da çalışmaya başladı. İngiltere'de en yüksek maaşlar. Ama tabii şu anda Brexit'ten sonra, İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra bakalım oradaki Alman doktorların durumu ne olacak? Bu arada da Yunanistan'da ekonomik kriz çıktı. Bu sefer Yunan doktorlar baktılar ki iş bulamıyorlar. İşsizlik var, maddi sıkıntılar var. Almanya'ya göç ettiler. Avrupa Birliği dahilinde çalışabildikleri için Almanya'ya çalışmaya başladılar. Polonyalar zaten Almanya'yla komşu. Doğu Almanya'ya giderseniz birçok Polonyalı doktorla karşılaşacaksınız. Volga Nehri boyunca yerleşen Almanlar var. Prut Savaşı'nı hatırlarsınız, 1711, 2. Katerina'yı hep işte çadırda buluştular, iki kirdeşme olur sınıfta. İşte o 2. Katerina aslında bir Almandır. Volga Nehri boyuna Almanları yerleştirir. Ruslar tarım yapmayı öğrensinler, nasıl ev inşa edilir, Alman mimarisi nasıldır görsünler diye. İşte o Volga Nehri boyundaki Almanlara, Alman hükümeti dedi ki gelin ülkemize yerleşin diye onlar geldi. Daha sonra Rusya'da yaşayan Musevilere buyurun dediler, 2. Dünya Savaşı'ndan dolayı özür dileriz, gelin Almanya'ya yerleşin. Böylelikle Almanya'ya çok büyük bir nüfus akımı oldu. Ve en son tabi Suriye. Birçok Suriyeli doktor Almanya'ya iltica etti. İltica edince herhangi bir sınava girmenize gerek yok. Tabi ben ilticayı olumlu görmediğim için şu anda Türk olarak. Onun için o konuyu en sona saklıyorum. Şimdi bu en önemli verdiğim sınav, size bunu özellikle anlatacağım. Niye Almanya sorusunun ve Türkiye'de bir keşke olsaydı dedim, özen bir kısımlarını size paylaşmak istiyorum. Almanya'da tıpta uzmanlık eğitimi alırken bilimsel toplantılar düzenliyor tabip odaları. Her eyalet, aynı bir ülke gibi düşünün, her ülkenin de bir, her prenslik aslında zamanında bu eyaletlerin her birinin bilimsel toplantıları var ve her bilimsel toplantıdan puanlar alıyorsunuz. Ve bir, diyelim ki ben cerrahi asistanıyım. Pediatri toplantısına gittiğimde mesela 2 puan alıyorum. Cerrahi toplantısına gittiğimde 10 puan alıyorum. Ve 2 senede diyelim ki 200 puanı toplamam lazım. Bu puanları toplamadan tıpta uzmanlık sınavına giremiyorum. Yani uzman olamıyorum. Böylelikle bölümler arasında kaynaşmayı sağlayabilirler. İnsanların hafta sonları gidip sık sık katılabilecekleri ücretsiz kongreler sağlıyorlar. Böylelikle disiplin arası iletişimi, birbirine destek olma, birbirini tanıma imkanını arttırıyorlar. Türkiye'de böyle bir sistemin yerleşmesini çok isterim. İkinci madde en güzeli, sosyal haklar. Siz yabancı bir doktor olarak Almanya'da tıp uzmanlığı eğitim alırken Alman bir doktor, Alman vatandaşı bir doktor ne ücret alıyorsa aynısını alacaksınız. Şu anda bir asistan, yeni işe başlamış, bekar, işte diyelim 26 yaşında, erkek, Türk vatandaşı diyelim, 4.920 Euro'ya imza atar, brüt. Tabi bunlar vergiler kesilince eline yaklaşık 2.500 Euro ücret kalır. Çocuğu varsa evliyse 3.500'e kadar, evet hariç, 3.500 Euro maaş olur. Siz de Türk olarak işe başladığınızda Alman ne alıyorsa aynısını alacaksınız. Bu çok güzel. En güzel ise nöbet ertesi tatil olması. Maalesef Türkiye'de asistanken çok olumsuz şartlarda çalışıyoruz. Sabah saat 6'da genel cerrahi asistanı pansumana başlar, gündüz ameliyatlara girer, akşam hastaları toplar, nöbete devam eder. Ertesi sabah yine işe aynen kaldığı gibi devam eder. Ertesi akşam 9, 10, 11 artık duruma göre, ameliyatların bitmesine göre ne zaman çıkacağı belli değil. Bu aslında olmaması gereken bir durum. Maalesef bu durum hala değişmedi. Ben 1998'de tıp fakültesine girdiğimde aynı yıl 2017 oldu.
20. yüzyıl bitti, 21. yüzyıla girdik. Hala insan dışarı çalışma şartlarında çalışıyoruz. Bunun mutlaka değişmesi lazım. Almanya'da bu yok. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yok. Almanya'da da, Amerika'da da yasal da garanti altına alınmış. Siz isteseniz öyle ve çıkışa çalışamazsınız. Çünkü hata yapma ihtimaliniz artıyor. Onun için idaresini dinlendirmek zorunda. Nöbet ertesi çok güzel hastalarınızı sabah riski sunuyorsunuz. Akşam nöbette şöyle oldu, böyle oldu. Evinize gidip dinleniyorsunuz. Ondan sonra tekrar gidip çalışmaya devam ediyorsunuz. Ve bu yüzden ne Almanya'da ne Amerika'da tıp gerileri ne de araştırmada geliştirmeleri geride kaldı. Çok da güzel çalışmaya devam ediyorlar. Benim en büyük dileğim bu insani durumun Türkiye'de bir gün yerleşmesi. Şu anda sizlerle kamuoyu oluşturuyoruz. Onun için bir gün konuşayım. Tıbbi araştırmalar Almanya'da çok teşvik ediliyor. Şimdi Almanya'da yüksek lisansa başladıktan sonra dedim ki girdim Antalya'ya böyle aynı ders anlatacağım. Baktım, önce master'a girdim. Hoca burada. Eskiden Hacettepe Çukur Amfi vardı. Böyle aşağısını zor görürsünüz. Tabii yenilendi o amfiler. Bir tane hocanın sesi duyarsınız işte. Ön taraf not alır. Orta tarafı biraz konuşur, biraz yanına bakar. Arka taraf büyümüş olur. Almanya'ya gittim ama aynı sahne, aynı Türkiye. Ondan sonra asistan olarak Kreisland Üniversitesi'ne girdim. Orada da aynı. Dedim o zaman ne fark oluyor da Almanlar tıpta daha iyi gidiyor? İnsanları daha başarılı yapan ne? İşte o zaman şunu fark ettim. Almanya'da doktor unvanını direkt kullanamıyorsunuz. Almanya'da doktor unvanını kullanabilmek için mutlaka tez yazmanız lazım. Türkiye'de böyle bir şey yok. Üniversiteden mezun oluyorsunuz, adınız doktor, değil mi? Tıp doktoru, DR unvanını başınıza yazıyorsunuz. Almanya'da böyle bir şey yok. Tez yazmak zorundasınız. Peki bu tezi ne zaman yazabilirsiniz? Öğrenciyken de yazabilirsiniz, tıpta uzmanlık eğitimi alırken de yazabilirsiniz. Şimdi Türkiye'de şöyle bir durum var. Herkese zorla biz tıpta uzmanlık tezi yazdırıyoruz. Adam üniversitede olsa, devlet hastanesinde olsa mutlaka tıpta uzmanlık tezi yazacak. Yazmak istemeyene de yazdırıyoruz, yazmak isteyene de yazdırıyoruz. Halbuki Almanya'da bu iş gönüllü. Diyorlar ki isteyen yazsın. İnsanlar isteyerek yaptıkları için işi buna daha çok sahipleniyorlar ve daha erken zamanda laboratuvara giriyorlar. Düşünün ki tıp fakültesinin 1. senesinde işe başlıyor, 6 sene oradan tıpta uzmanlık eğitimi, 5 sene, 11 sene boyunca laboratuvarda çalışıyor. Tıpta uzmanlık eğitimi aldığı 11 senelik araştırma deneyimi olan, her yıl en az bir yayın yapsa 11 tane yayını olacak olan ve sınıfta 200 tane arkadaşı olsa 200 çarpı 10 yayın geldi, 200 çarpı 10, 2000 tane makale çıkmış bir sınıftan bahsediyoruz. Böylelikle sizin bir anda 11 sene önceye geliyor, önünüze geçiyor. Sizin bu 11 senelik farkı kapanmanız maalesef mümkün olmuyor. Onun için Almanya'nın bu araştırmaya verdiği desteği, öğrencileri laboratuvara sokmak için teşvik etmesini, ben Almanya'nın tıpta ve diğer konularda daha ileri gitmesinin en büyük nedenleri olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de tıpta uzmanlık eğitiminize başladınız diyelim. Hacettepe'de daha iyi asistan oldunuz. Kaç sene oldu şimdi? 4 sene mi? 5 sene mi? 4 sene o hastaneye ayrılamazsınız. Almanya'da öyle değil. Tıpta uzmanlık eğitimi verme yetkisi kurumlara değil, kişilere verilmiş. Yani ben diyelim ki genel cerrah profesörüm, Hacettepe'deyim değil mi? Gittim Ankara Üniversitesi'ne, Ankara Üniversitesi o andan itibaren bir eğitim kurumu haline geliyor. Ya da ben gittim özel muayenehanelerine geçtim. Özel muayenehanelerine gelip siz yine benimle beraber tıpta uzmanlık eğitimi alabilirsiniz. Çünkü bu yetki bende, bu eğitimi size ben veriyorum. Bu ne oluyor? 6 aydan kısa olmak şartıyla her 6 aylık periyotlarda hastanenizi değiştirebilirsiniz. Mesela Hacettepe'de dediniz ki nefrolojide Bülent Hoca 1 numara, Bülent Hoca'nın yanında Bülent Altun'la çalışacağım. Çalıştınız, çok mutlusunuz. Ama dediniz ki Ankara Üniversitesi'nde de Şehsuva hocamız var, biz onun yanında çalışalım. Gittiniz bir sene onun yanında çalıştınız. Böylelikle hem orası ne yapıyor, hem burası ne yapıyor, Ankara Üniversitesi'nde ne var, Hacettepe Üniversitesi'nde ne var, farkları görüyorsunuz. Bu çok güzel. Bir yerde mutlu olmadığınız zaman da yerinizi değiştirme imkanınız var. Türkiye'de ne oluyor? Mutlu olmadığınız zaman istifa ettiğinizde en başa dönüyorsunuz. Bütün yaptığınız emekleri heba alıyor. Tekrar TUS'a girmek için uğraşıyorsunuz. Orada ise 6 aydan daha uzun çalıştıysanız, en az 6 ay çalıştıysanız bunlar üst üste biniyor ve tıpta uzmanlık eğitimine girebiliyorsunuz.